Önce sorulara bakalım arkadaşlar. Bakın sınav var biraz yorulun. Ben de yoruluyorum ama siz de yorulun ki sınavı kazanarsınız inşallah. 55 ne demiş arkadaşlar? Yabdu ennel kal'atel hamra'e Öyle anlaşılıyor ki kırmızı kale yani kızıl kale testemiddu ehemmiyeteha önemini almaktadır. Fi haza günümüzde li O zaman arkadaşlar kırmızı kalenin önemini almasından bahsediyor metinde burayı bulalım. Özellikle testemiddu fiili varsa veya da tehuzu gibi almak manalı bir fiil varsa. Eğer metini basit yapmak isterlerse bizzat testemiddu fiilini sorarlar. Yok biraz karışık hale getirelim derlerse bu defa tehuzu gibi yan anlamlara giderler. İtyan kelimesinin karşılığını istiyor. Çok kolay bir kelime. Çok değil aşırı kolay. Dimada tu'tabarul kal'atul hamra'u Niçin Kızıl Kale kabul edilir? Min ebda'il ma'alimil eseriyetil gadimetil mevcudeti fi medineti Delhi. Hatta haza. Şu günümüze kadar Delhi şehrinde bulunan eski arkeolojik sembollerin en e, görkemlilerinden sayılır. O zaman arkadaşlar kırmızı, Kızıl Kale zaten konumuz. Onu çizmeye gerek yok. Niçin en önemli en sanatsal eserlerden, sembollerden sayılır. Bağda Graatin nasıl dediğine göre bakmama gerek yok. Okumak lazım. Evet hocalarım tekrar yapalım. Ee, niçin ehemmiyet kazanmıştır, ehemmiyetini almıştır? İtyan kelimesinin karşılığı. Ondan sonra bu kale niçin arkeolojik, eski ve sanatlı e yapılardan sayılmaktadır? Bu üçünü tekrar hatırlamış oldum ve başladım. El kalatul hamra'u kızıl kale vahidetun min arwa'il mabani. En görkemli, rai' muhteşem demek biliyorsunuz. En görkemli binalardan biridir. Fi tarih ile imaratil İslamiyetil Hindiyeti Hindistan İslam mimarisi tarihinde. Ve min a'zami ve adhamil asaril muğuliyyetil bakiyeti fil Hindistan'da kalan Moğol eserlerinin en büyüklerinden ve en gösterişlilerindendir. Ee, kelimeyi bulursak o testemi duyu veya diğerlerini hemen çözebiliriz. Heh, evet, ekranı büyütmem lazım değil mi Murat Hocam? Gaza geldim herhalde. Kema enneha tu'teberu nitekim bu kale sayılır min ebda'il ma'alimil eseriyetil kadimeti fi medineti delhi. Hatta el yevmi bi... bakın, hatta el yevmi aynen var değil mi? Bakın şu ifade sanırım son sorudaydı aynen var. Günümüze kadar Delhi kentinde eski arkeolojik e, en, en görkemli e, evet en görkemli yapılardan kabul edilir. Ne ile? Bima tehtevihi barındırmasıyla. Min bedai'i sun'i vel fenni. Sun'u sanat. Fen o da yine sanat demek zaten. Yani sun'i kelimesi aynı zamanda imal, üretmek. Sanatın gör, e, harikalarından barındırdığı şeylerle. Yani barındırdığı sanat harikalarıyla günümüze kadar en önemli en görkemli sanat eserlerinden birisi kabul edilir. Bediatun bedai ise arkadaşlar harika demektir. Fakat zeyyene sunna'ul hindi el müslimune el meharatu mahirin çoğulu sıfat. Hindistan'ın Müslüman mahir sanatkarları, ustaları süsledi. El kal'ate bu kalayı ve gusuraha ve bu kalenin köşklerini Bi ebda'i nemuzece. Şey, e, nemazic çoğulu. Bi ebda'i nemazice. En görkemli modellerle. kallama nadir, pek nadir. Testati'ul beşeriyetu. insanlık pek nadir yapabilir. El ityana bi misliha. Arkadaşlar bu kallama cümlesi nemazicin sıfatı etabi yapmaktı. Bu ityan etanın mastarı, sülasi bir fiil mastar. İfal sakın zannetmeyin. Etayı eti ityanel. İnsanlığın pek nadir benzerini yapabildiği en görkemli modellerle bu kaleyi ve bu köşklerini süslediler. İndeme karrural imparatoru <laughs> el muğuliyyu, Moğol imparatoru karar verdiğinde, kimmiş o? El melik şah cihan. Neye? Nakle asimetil imparatoriyeti imparatorluğun başkentini taşımaya. Min medinete agra agra ya da agara bilemiyoruz şehrinden ila delhi delhiye taşımaya karar verdiğinde ne yaptı? SSS kurdu medinete şah cihan abad. Şah cihan abad şehrini kurdu. Elleti tutlaku aleyhal ane günümüzde kullanılan Delhi el -Gadime. Günümüzde eski Delhi ifadesi kullanılan, eski Delhi ifadesi verilen Şah Cihan Abad şehrini kurdu. Nerede? Ala Dıfafi Nehri Yumuna. Yumuna Nehri'nin Daffetun Dıfaf kenarlarında, sahilinde. Ala Ragmi Min tagayyuri mesarin nehri fil vaktil haliyi günümüzde nehrin e, yatağının değişmesine rağmen ve tadummul kal'atu ve kale içerir mecmuaten minel gusuri birçok köşk saray ve ga'atin terfihiyetin ve dinlenme salonları ve şurufatin balkonlar ve nevafize barizeten arkadaşlar bariz hani çıkıntı ya çıkıntılı pencereler o demek çıkıntılı ileriye doğru çıkıntılı pencereler ve hadaika hendesi yeten ve geometrik bahçeler ve <laughs> bu kale sayılır merkezen turatiyen kültürel bir merkez sayılır yübeyyinul hendesetel mi'mariyetel muğuliyete Moğol, Moğolistan ya da Moğol mimari e, mühendisliğini açıklayan kültürel bir merkez sayılır. Ve yecma'u ve toplayan beyne tegalidil islamiyeti vel farisiyeti vel hindusiyeti ve Timuriyeti timuriyeti İslam, İran e, Hindu ve Timur geleneklerini toplayan. Ve asbahat bu kale oldu. Ramzen bir sembol li kuvvetil imparatoriyeti li kuvvetil e, imparatori el Mughaliye. Moğol imparatoru kuvvetinin bir sembolü oldu. Elle de istahtemeha kullandığı. Li ta'zizi heybetihi kendi ihtişamını güçlendirmek için kullandığı ve tevfiri furasın ve fırsatları sunmak için kullandığı e, neye? Di tatbiki tatil binai yapının projelerini uygulamak için fırsatları bulundurmaya ve heybetini ya da ihtişamını güçlendirmeye güçlendirme amaçlı kullandığı kuvvetine bir sembol oldu. Ve testemiddu evet kal'atu bu kale alır. Ehemmiyyeteha önemini min kevniha olmasından mevki'an bir konum. Yetimmul ihtifalu tören yapılan bir konum. Bil istiklalil hindiyi fi dahiliha külle Her sene içerisinde Hindistan'ın bağımsızlık töreninin yapıldığı bir konum olması olmasından önemini almaktadır. Arkadaşlar bu kale önemini nereden alıyormuş? Hindistan'ın bağımsızlık törenlerinin içinde yapılıyor olmasından. Gelin hemen o soruyu çözelim. Tecmau beynet tegalidil islamiyeti vel farisiyeti vel hindiyeti vel Bu kültürleri bir arada bulundurur. Gelenekleri. Yanlış. Çünkü yerini gördük. Diyen daha... Ramzun li kuvvetil imparatoriyi muğuliyi ellezi istahtemaha li te'azizi te mekanetihi. Kendi konumunu güçlendirmek için kullandığı Moğol imparatorunun gücünün bir sembolüdür. Liyenneha merkezul asimeti li devletil hindi fil vaktil hadiri. Günümüzde Hindistan devletinin başkent merkezidir. Yenneha tadumu mecmu'ate min gusur ve qa'atin terfihiyetin ve şurufatin ve nevafize. Çünkü bu kale birçok köşk, salon, dinlenme merkezleri ve e, balkon ve çıkıntılar, çıkıntılı pencereler barınmak, barındırmaktadır. لِأَنَّهَا مَوْكِعُونَ Çünkü o bir yerdir, konumdur. Yetimbul يَتِمُّ الْاِحْتِفَالُ بِالْاِسْتِقْلَالِ الْهِنْدِيِّ Hindistan bağımsızlık töreninin yapıldığı bir yerdir. Fi dahiliha içerisinde külle amin her sene. Arkadaşlar ithyan neydi? El ityan bi. Bakın şurası. İthyan bi yapmak. E, i̇tlaf Türkçe bir kelime. Yok etmek. El ihkam sağlamlaştırmak. El usul ulaşmak. El ihlak yok etmek, öldürmek. El gıyam gâme bi, gıyam bi yapmak. 57. Limada tu'tabar al-kal'atul hamra'u min abda'il ma'alimil eseriyyetil kadimetil mevdudeti fi medineti delhi hatta yevmine haza. Günümüze kadar niçin? Delhi şehrinde bulunan eski arkeolojik e, eserlerin en önemli, en ön görkemlilerinden sayılır. Hocalarım altını çizmiş miydik metinde? Çizmiştik diye sanıyorum. Evet şurası bakın. Maviyi alayım. Şu kısım arkadaşlar. Niye sayılırmış? Bakın bima tahtevihi min bedai'is sun'i vel fenni. Metinde bulduk. Lianha tu'tabaru ramzan çünkü o bir sembol sayılır. Listiklalil Hindi Hindistan'ın bağımsızlığının sembolü sayılır. Fil vaktil hadiri günümüzde kema kana fil madi geçmişte olduğu gibi. Lianha tahtavi ala majma'in çünkü o bir toplantı yerini barındırmaktadır. Yadummul adide minel kusuri vel qa'atil kebirati birçok köşk ve büyük salonu barındıran bir toplantı salonunu içermektedir. لِيَنَّهَا تَحْتَبُ عَلَى نَمَادِجَ اَثَلِيَّةٍ Çünkü bu kale birçok arkeolojik örnekler barındırmaktadır. قَلَّ مَا تَسْتَطِعُ الْبَشَرِيَّةُ الْاِتْيَانَ بِمِسْلِهَا İnsanlığın pek nadir benzerini yapabildiği arkeolojik örnekler barındırmaktadır. Olur mu arkadaşlar? Metne göre uygun ama bizim beklediğimiz bu muydu? Bizim beklediğimiz buydu buydu evet. Ben niye bir an için göremedim? Çünkü bakın şöyle bima tahtevihi min bedai'i sun'i zaten devamında ve kad zeyyene nokta 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 kalleme testati'ul başariyetu el itiyane bi misliha demişti. Doğru. Arkadaşlar ben C'yi yanlışlıkla yok saydım. Şimdi çizgi çekelim. Lennaha tecma'u beynet e, taklit arkadaşlar yanlış yazılmış burada. Taklit derse el hindu siye demesi lazım. Burada hata var. Bakın ÖSYM'nin hatası. Beynet takalidil hindu siyeti olması lazım. El haditeti ve timuriyetil kadimeti. Eski Timur ve modern Hindu geleneklerini bir arada bulundurur. Lianha min arba'il ma'alim el çünkü o en önemli, en görkemli arkeolojik sembollerdendir, binalardandır. Elleti bana mi'mariyun hunudu. Hindistanlı mimarların yaptığı çeşitli arkadaşlar metinde de yerini gösterdik. İnsanlığın pek nadir benzerini yapabildiği. Bu ete değil mi hocam? Eta... Oradan e, t, mi? Yok a t değil Murat de Hocam. Bakın tekrar göstereyim ne bunu kardeşim. ]elet. Arapçada çok tuhaf bir kelimedir ityan. Ee, şöyle ben şu boşluğa yazayım. Evet. Arapçada iki tane gelmek fiili var. Ben öğrencilime bunu anlatıyorum. İkisinde masları tuhaf. Etanın masları ityan gelir. Sanki ifal babı gibi durur. Ama asten fiilan vezindedir. İtyan. Bir de cae fiili vardı Arapçada. O da tuhaf ve gıcık bir fiildir. Neden? Çünkü ca'anın masları da mimli maslar olarak gelir. Yani adam gibi bir maslarlar yok bunların. Meci'un gelir. Mimli maslar olarak gelir. Bu ikisini arkadaşlar bakın ezberleyin. Ben öğrencilerime söylüyorum. Onlar da herhalde ezberliyorlardır. Yani bu ikisini çok vurgularım ben. Arkadaşlar son soru 58. Yani Sivas'a geldik. Sivas'ı var mı aramızda? Bada kıraatin nasi metni okuduktan sonra yumkinul gavlu inne. Şunu söylemek mümkündür. En innel imparatora el muğuliyye Moğol imparatoru ondan bedel el melike melik yani kral cihan şah karara karar verdi. Bina el galati kalayı yapmaya ala dıfafi nehri yumuna. Yumuna nehrinin e, neyine neyin arkadaşlar? Sahiline yani nehrin kenarlarına yapmaya karar verdi. Peki arkadaşlar şimdi <laughs> e, bu kaleyi e, kalenin yapımının emrini veren kral Cihan Şah mıdır? Bakın bina el kalati diyor ya kalenin yapımını emrini veren. Ne dersiniz? Ee, Yumuna Nehri'nin kenarlarına yani sahillerine yapılan şey neydi? Bakalım. Şurası. <laughs> ee, Şah Cihan Abad şehrini yapmıştı. Bu nehrin sahiline. Yani kaleyi değil. Bu bir aldatmaca. O yüzden eleyelim arkadaşlar. <laughs> bu Kızıl Kale merkezün turasi kültürel bir merkezdir. Vel 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 İslam, Hindu, Timur ve İran geleneklerini barındıran kültürel bir merkezdir. Fena değil, değil mi arkadaşlar? Bakın çok da saydı. Birçok şeyi içine aldı. 58 oldukça iyi duruyor. İnne sunna'al hindu ise e, Hindu sanatkarlar Hatırlarsanız Hindu sanatkarlar değildi bu Müslümanlar da. Kadizeyenu El kaleyi süslediler ve kusuraha ve köşklerini biabdagi nemu namazicil binayi ve funun mimariyeti ne ile süslediler kaleyi ve köşklerini e, yapının en güzel modelleri ve mimari sanatın en güzel modelleriyle örnekleriyle modelleriyle süslediler. Arkadaşlar şu ifade yanlış. Buradaki sunna kelimesi Hindu sanatçılar, ustalar değildi. Sunna kelimesini bulalım. Şöyle ortalarda yer alıyordu. Hmm. Arkadaşlar bakın buldum ben kırmızıyı alayım. Vakad zeyyene şurası şu kısım yani. Sunna'ul hindi el müslimune. Değil <yülim> mi? Müslümanlardı yani. İnnel kal'atel hamra'e Kızıl kale merkezün turasi gün kültürel bir merkezdir. Yu'abbiru ifade eden an fennil hadaratil hindiyetil haditeti modern hindu medeniyetinin sanatını ifade eden kültürel bir merkezdir diyor. E, halbuki orada Evet. E, biraz genele kaçmış bu Kızılkale Kale, mo, modern Hindu e, medeniyetinin sanatını ifade eden. Bakalım öyle mi? Metnine bakalım arkadaşlar. Bakın metnin başlarında vardı zaten metnin başlarında demişti ki min erva'il mebani fi tarihil imaratil islamiyetil hindi ve min a'zami ve adhamil atharil muğuliyetil bakiyeti fil hindi. Dolayısıyla burada bir hadis var mı? Yani modern Hindistan mı? Hayır. Ee, Müslüman Hindistan'ın mimari tarihinde en görkemli binalardandır demişti. Dolayısıyla modern kelimesi burada bozar. Yani şu hadise, hadise kelimesi aykırı. İnnel maalimel eseriyyetel <laughs> mevcudetel fil kal'atil hamra'i Kızılkale'de bulunan arkeolojik semboller La ta'kisu yansıtmaz Siva ancak şunu yansıtır Ettegalidi muzafun et Ettimuriyyete fi binayi Binadaki timur gelenekleri dışında başka bir şey yansıtmaz Sadece timur vardır diyor yani la ve siva iki nefi ne yapar arkadaşlar? Kasır oluşturur. Sadece timur geleneklerini yansıtır. Bu iddialı bir ifade. O ifade yok arkadaşlar. 58 yani Sivas'ı hocalarım ne yapalım? Yani Sivas'ı B diyelim. Çünkü bu Kızılkale Müslüman, İslam, Hindis, Hindu, Timur ve Farisi geleneklerini bir arada barındır, barındıran kültürel bir merkezdir. Burayı bulabilir miyiz hocalarım? Bu dört medeniyetin sayıldığı. dört medeniyetin sayıldığı ifade var mı acaba? Evet. Şurası hocalarım. Ve tu'tabaru merkezen turasiyen yubeyyinul hendesete el mi'mariyetel muğuliyete ve yecma'u beynet tegalidil islamiyeti vel farisiyeti islamiye, farisiye, hindusiye, timuriye. Yani yerinde arkadaşlar gösteriyor. Gösteriyorum farkındaysanız. Evet, dersimizi bitirdik. Etanın mastarı itkan gelir. İf'al babi gibi durur ama aslında hemze bakın katidir. Ben kati hemze alameti koydum. Fiilan. Efadanın figdan mastarı olduğu gibi hocalarım. Fiilan veznedir. Ketemenin kitman gibi. Dolayısıyla hemze baştaki ifal babının hemzesi değil. Kendi eee Paul fiili. Paul kelimesi. Eta'nın mastarı itya'n ca'enin mastarı meci'un gelmek suretiyle iki farklılık oluşturur. E, basit görünmez. Karmaşık görünür. Soru var mı arkadaşlar? Soruyu sesli ya da yazılı sorabilirsiniz. Buradayım. Buyurun. Et, ne olur hocam? Ete getir. E Murat hocam Eta'nın ifal babı Ata'dır. Ekrana tamam. yazıyorum. Evet, Ata evet. dersek. Bunun aslı e-ta evet. e idi. Ata oldu. Muzarisi yu'ti Mastarı. i̇ Ve İ-ta-i. ayeti var ya. Hmm. Ve İ-ta. Şundaki harekeyi sileyim. Gerek yok buna. i̇ Ata'nın mastarı itaen Dolayısıyla bu ifal babının mastarı. Vermek. Tabii. İfalen vezninde. Vermek evet. dediğin gibi. Ama ityan gelmek b harficiği gelirse sonunda getirmek